Herkese hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Hak hayırlı, mübarek eylesin bu toplantımızı, görüşmelerimizi, konuşmalarımızı. Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Sonra da Nevzat abiye, Fatih Bey'e ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı Evet. olsun. Bu toplantıların, bu görüşmelerin başlangıcından beri hakikaten herkese ciddi, faydalı olduğuna inanıyorum. Görüyorum faydalarını da. Bizim programlarımızda da böyle bir şey tutturduk. Arkadaşlarımızı sağ olsun dinliyoruz. Bugün de Abdullah Bey gelmiş oldu. Şeref verdi, Allah razı olsun. Kendilerine de anlattığım zaman yani bu tecrübeler sende kalmasın. Yaşadıkların sende kalmasın. Çünkü hiçbirimize kırmızı kartın ne zaman gösterileceği belli değil. Dolayısıyla bu yaşanan güzellikler bizim şahsımızla ilgili de değil. Efendim hizmetimizin getirdiği bereketler, güzellikler, Allah'ın rahmeti bunların paylaşılmasında ısrarla fayda var. Anlatılmasında ısrarla fayda var. Bir insanın kendisi yaşadıklarını anlattığından dolayı öyle tahmin ediyorum. Tatmin olur en azından paylaştım diye. Bir diğeri de burada bulunan herkes özellikle büyüklerimizi yaşça başça büyük abilerimiz dışında tutuyorum bunu ama her birimizin ihtiyacı var. Özellikle içinde bulunduğumuz zaman diliminde, içinde bulunduğumuz bu konjonktürde bunlara şiddetle ihtiyaç olduğunu görüyorum. Şiddetle ihtiyaç var. Hatta şöyle bir şey söylenir. Polonyalı bir hocamız var burada, profesör. Profesör Marian Hillar diye Houston'da. Tıp fakültesini Polonya'da bitirmiş. 86 yaşında. Hatta 87'ye giriyor şimdi. Tıp fakültesini dereceyle bitirince Polonya'da buradan burs vermişler. Baylor College burs vermiş. Kendisine sıra bakmayın. Şunu hemen kapatıvereyim. Baylor College kurs vermiş kendisi. Burs vermiş ve tıp fakültesini burada bitirmiş. Sonra ihtisasını burada yapmış. Sonra da artık hoca olmuş. Ama bu hocalığının yanında kendisi özellikle sosyal bilimler, özellikle din bilimleri o kadar kitaplar yazmış ki 16-17 tane kitabı var. Yani şu anda 87 yaşında 13 dil biliyor. 13 dil. Yani o İnşallah. büyük diller Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca falan bunlar zaten su gibi. Şu anda bizim eğer bence aklıma şimdi geliyor çağırsam bizi çok rahat anlar, derdini de çok rahat ifade eder. Türkçeyi de geldi bizim kültür merkezinde. Oturduğu gençlerin, kendi torunun yaşındaki insanların karşısında Türkçeyi de öğrendi. Ama öğrenmeye devam ediyor. Hala devam ediyor yani. Hem de öğrenirken nasıl öğreniyor? Bir taraftan risaleleri arkadaşlarla okuyarak, bir taraftan pırlantaları arkadaşlarla okuyarak. Kendilerini de ziyarete gitmişti. Bedakaden çok memnun olmuş ve bizim her türlü şeyimizi dinler. Bunu niye açtım? Şundan dolayı açtım. Güzel bir şey söylemişti o. Dedi ki Polonya Rus işgali esnasında öyle ciddi sıkıntılar yaşamış ki fakat özellikle düşünen insanlar, başta felsefeciler, akademisyenler böyle bodrumlarda efendim yerin altındaki korunaklı yerlerde yaptıkları, anlattıkları derslere aynen devam etmişler. Aynen sanki bir şey olmadı gibi. Ondan sonra da Polonya tekrar Polonya oldu. Şu anda da dünyanın çok değişik yerlerinde insanlar, özellikle Amerika, Chicago'da çok ciddi şeyleri var onların. Nüfusları var. Onun için Varşova'dan direkt uçak var Chicago'ya. Ve bundan dolayı da bizde ciddi entelektüeller yetişti. O zamanki o birikimler kaybolmadı. O birikimler nesilden nesle aktarıldı. Yani ben şahsen bu gibi aktiviteleri, işte Ayvacı abinin üniversitesi gibi bu güzel çalışmalar da şahsen böyle addediyorum. Yani bir taraftan bu boş zamanlarında dinleyelim de bunları geçirelim gibi görmüyorum. Sizin de görmediğinizi biliyorum. Her yeni gün yeni şeyler öğreniyoruz, hatırlıyoruz. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Bunu uzattım. Uzatmanın da faydası olduğuna yine inanıyorum. Niye? Bakın böyle bir işe yarıyor bu. İkincisi, tabii Allah'ın lütfuyla hizmetimiz dünyanın çok değişik yerlerine gitti. Özellikle öncelikle kendi ülkemizde kendimiz öğrenmeye çalıştık. Kendi kültürümüz nedir? Dinimiz nedir? İnsan olarak biz kimiz, neyiz? Allah rahmet eylesin üstadımızdan, hocamızdan bunlar o kadar mükemmel bize anlattılar, izah ettiler, hala anlatıyorlar, hala okuyoruz kitapları da. İki kere iki dördün kendi ifadeleriyle dört eder mi etmez mi bilemiyorum da diyor. Fakat bu söylenen, konuşulan, efendim şimdi dinleyeceğimiz şeyler onlardan daha kesin şeyler diyor.
O açıdan da tabii bunlar da Allah'ın bir lütfu bizlere. Dolayısıyla bunları öğrenince biz bizi yaratan kimdir? Hayatın manası nedir? Ve biz ne yapmalıyız insan olarak? Nasıl davranmalıyız? Ve bu bildiğimiz, bilmeye çalıştığımız, öğrenmeye çalıştığımız şeyleri başka insanlarla onları kırmadan, dökmeden, onları rencide etmeden öncelikle davranışlarımız, daha sonra da sözlerimizle nasıl paylaşabiliriz? Hep bunun derdi içinde Bilinçin olunduğu yani öğrendiğimiz grupta zaman diliminden paylaşılışı. bugüne kadar. Ha, böyle olunca da daha sonra evet ülkemizde Allah'ın izniyle çok değişik düşünceli, farklı görüşlü insanlarla beraber olmayı öğrendik. Evet, onlar da bir insan, her insan özeldir, her insan güzeldir kaidesince onlardan çok değişik şeyler öğrendik. Onlardan onlar bizlerden bir şeyler almaya çalıştı. Ha şimdi Abdullah Bey ile ilgili konuya geliyorum. Daha sonra da bildiğiniz gibi yurt dışına gidişler başladı. Bu yurt dışına gidişler ilk önce az bir şekilde öğretmen arkadaşlarımız sağ olsun gitmeye başladı. Daha sonra da oralara yine açılan bu okullardaki öğrencilerimize belletmen olsunlar. Yani orada üniversiteler okusunlar. O ülkenin diliyle, kültürüyle orada yetişsinler. Aynı zamanda öğrencilere matematik, fizik, kimya dalında kurslar versinler, Türkçeyi de öğretsinler diye öğrenciler gitti. Bunlar belletmen oldular. Oralarda üniversiteleri bitirdiler. Daha sonra gerek bulundukları yerler, gerekse daha başka yerlere, dünyanın her yerine gitmiş oldular. Böylece çok kültürlülüğü de anlamış olduk, anlamaya başladık. Hala devam ediyoruz, anlamaya devam ediyoruz. Ve o ülkeleri Allah bunlara sevdirdi. Altı çizili şunu söylüyorum. Allah lütfetti, dünyanın çok farklı ülkelerine gittik. Değişik vesilelerle gittik. Bazen işimiz gereği gittik. Bazen arkadaşlarımız ziyarete gittik. Bazen davetlere gittik. Oralarda gördüğümüz gerek öğretmen, gerek idareci, gerekse bu şekildeki belletmen arkadaşlarımız hiçbirisinden şunu duymadım. Yani bu ülkede yani o kadar sıkıntılı bir ülke ki nereden de geldim buraya lafını duymadığım gibi herkesin bulunduğu yerden memnun olduğunu gördüm. Şartlar ne olursa olsun. Rusya'nın içinde cumhuriyetçiklerden birisi vardı, küçük cumhuriyetlerden. Tabii biz de Kayseri olarak onlardan birine bakıyorduk. Onların benzeri bir Rusya coğrafyası içindeki küçük cumhuriyetlerden birine gittiğimizi hiç unutmuyorum. Bu belletmen arkadaşlarla dolaşıyoruz. Tam Nevzat abiye göre bir şey bu. Bak iyi dinle Nevzat abi bu tarafını. Neyse arkadaşım çok samimi, gayretli, üniversiteyi orada okuyor, orayı çok sevmiş. Efendim insanlarını çok sevmiş. Ya fakir bir ülke, sıkıntılı bir ülke, güvenlik yönüyle sorunlu. Hiç bunlardan bahsetmiyor ve bahsedeni de görmedim. En sıkıntılı gibi bilinen yerlerde bile. Neyse. O delikanlıya dedim ki yolda yürürken bu gittiğimiz ülkede. Neyse adı Ahmet Mehmet. Ya Ahmet dedim bizi yıllarca kandırmışlar dedim bu insanlar. Niye dedi abi? Dedim uçakta gelirken havaya çok ciddi dikkatle baktım gökyüzüne. Bu enlem boylamları göremedim ben dedim. Abi dedi onlar olmaz ki havada dedi. Ya olmaz da niye çiziyor? Ya çizilir de onlar havada görünmez abi olmaz öyle bir şey. Ya bak sen de dedim demek ki kanmışsın. Yıllarca kandırdılar bizi. Şimdi epey uğraştı yazık daha sonra artık savunmayı bıraktı. Demek ki dedi bu abimiz anlamayacak herhalde. Daha sonra ondan ayrılınca yanımızdaki arkadaşa dedim. Bu arkadaşımız şimdi gidecek diğer öğren. Bizim abilerimiz de ne kadar safmış ya. Bak bunlar biliyor diyorlar. Yani bunlardan tutun da hakikaten çok farklı güzellikler hep birlikte yaşadık. Şimdi bugünkü ben artık bundan sonrasını uzatmıyorum. Çünkü güzel dinleyeceğim bir şeyler var. Ben yani defalarca diyebilirim Abdullah'tan ilk gittiğimiz zamanlarda da daha sonra başkalarına da anlattırdığım için ve onun bu güzel tecrübelerini sizlere de paylaşmasını rica edeceğiz. Hakikaten örnek yani insanlık tarihi açısından ileride Allah'ın izniyle bunlar Fatih Bey yazılan kitaplar İsviçre'deki bir hocam söylemişti. Bir makale hazırlıyoruz. 4-5 kere makaleyi değiştirdik. Bana dedi ki Şerif Ali dedi bak bunu yayınladığımız an bu kıyamet kopuncaya kadar kütüphanelerde kalacak. Bir harfini yanlış yazarsak, bir cümlesini yanlış yazarsak bunu değiştirme imkanı yok artık dedi. Yayınlanmış olacak bu. Şimdi şunlar da bu bakıma bu devrin kitapları yani YouTube tamamen her şeyi silecek. Biraz zor görünüyor
Dolayısıyla bunlar kalacak. Bu kalıcılık esnasında da insanlar, daha sonraki değişik gençler, gelecekler, çok farklı nesiller gelip dinleyecekler Abdullah Bey'i. Abdullah Bey gibi arkadaşları veya işte Alaaddin abilerin, Nevzat abiler gibi yaşadıkları hadiseleri dinleyecekler. Ya bugüne göre, bugünün şartlarında bunların iz düşümünü biz nasıl yapalım, nasıl yapmamız lazım? Allah'ın izniyle bu düşünceler içinde olacaklar. Yoksa burada biz bir vakit geçsin de hasbihal. Evet, o da bir şeydir esasen. İhtiyaç olan bir şeydir, ihtiyaçtır. Ama bu daha farklı bir hadise. Dinleyen herkes, acaba ben bir tarafa, ben bir yönden bende olan bu güzel tecrübeleri nasıl paylaşsam, bir taraftan da burada dinleyebilen veya dinleyemeyen genç arkadaşlarımız da Allah'ın izniyle bu istikamette gayret etme, daha çok çalışmaya gayret edecekler ki onlar da arkada güzel bir o sada bırakalım bu gök kubbede demiş olacaklar. Şimdi Abdullah Bey'in özelliği, şimdi kendisi anlatacak ama ben kısa bir şekilde anlatıyorum. Kendisinin tabiriyle söylüyorum. Ben yine kendisinden onu dinleyeceğiz. Ben Vanlıyım, Kürdüm. Lisede işte üniversite hazırlık kurslarına giderken Hizmet'le tanıştım. Ondan sonra efendim bitirdim kursu. Bana dediler ki üniversite orada değil de Orta Asya'da bir ülkede. Gitsen orada bitirsen, hayır demedim. Evet, bundan sonrasını ben Abdullah Bey senden dinleyeyim. Seni boşuna tekrar ettirmeyeyim benim söylediklerimi. Sen istersen oradan veya oradan öncesinden başlayıp burada bulunan abilerimize, daha sonra yıllar sonra bunları dinleyecek olan genç kardeşlerimize hitap ederek kısaca kendi özgeçmişini, sonraya Orta Asya, ondan sonra Afrika'nın bir ülkesi, sonra ikinci ülkesi, sonra geldiğin şu anda bulunduğun Avrupa ülkesinde neler yapıyorsun, neler yaptın, bir bunları paylaşır mısın bizlerle? Buyur Abdullah Hocam. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hani tarihe not düşebilme adına böyle bir imkanı bana sunmuş oldunuz. Çünkü benim hani anılarımı kitaplaştırma ile ilgili bir ufak bir zaafım var. Böyle kalemim çok güçlü değil. O yüzden siz bana bu teklifi yaptığınız zaman hakikaten benim için bir fırsat oldu. Hizmetin hakkaniyetinin delilleri olarak yaşanmış olan bir takım güzel hadiselerin bir şekilde tarihe not düşülmesi gerekiyor diye bunu fırsat bildim. Teşekkür ediyorum. Burada bizi dinleyen, izleyen herkese de sıcak selamlar. Tabii hocam ifade ettiler kendileri. Ben Vanlıyım, Kürdüm. 1991 yılında ilk kez hizmetle tanışmak nasip oldu. Tabii öncesinde farklı derneklerin bünyesinde ilkokul 4'ten itibaren, 5'ten itibaren farklı dernekler bünyesinde izcilik kampları, yahut kurtluk kampları, gençlik kampları gibi bir takım faaliyetler içerisinde bulunuyordum. İnançla ilgili çok ciddi sıkıntılarım vardı, sorguluyup duruyordum. En son işte 1991 yılında oraya o zor şartlarda Doğu Anadolu bölgesi gibi sıkıntılı bir beldeye gelmiş olan eğitimci arkadaşlarımız, abilerimiz sayesinde bir şekilde aydınlanmış oldum. Tabiri caizse bana bir hayat öpücüğü kondurmuş oldular. Dolayısıyla bu güzelliği, çünkü hizmet hareketi sevgi hareketidir. Yeryüzüne sevgi hareketini yaymak da insanlık görevimizdir, öyle düşünüyorum ben. Ondan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi Orta Asya kapısı açıldı. Orta Asya'da bir ülke belirttiler. Ben de bunu bir fırsat olarak düşündüm. Birkaç arkadaşımız ile beraber orada üniversite okumak üzere yola düştük. Tabii ki yani bunu böyle birkaç dakikaya sığdırmak imkansız ama iyi ki gittik. Bir defasında babamın konuyla ilgili şekvası üzerine ben şöyle bir şey kullanmıştım. Ben tekrar dünyaya gelsem, tekrar böyle bir imkan sunulsa yine giderim demiştim. Allah'a şükürler olsun. Onlar da muhtemelen şu anda bunun farkına vardılar. Orada bir 6 yıl kadar oralarda bulunduk. Lisans eğitimimi orada tamamladım. İngilizce öğretmeniyim. Master olarak da sosyoloji alanında master yaptım. Daha sonra kısa bir dönem Türkiye'de görev yapmak nasip oldu. Onun sonrasında Afrika kıtasında benim için dönüm noktası olan bir kıtaya Cenab-ı Allah nasip etti. Oralara gitmek nasip oldu. 2 yıl Afrika'nın garip bir beldesinde, sonraki 14 yılda farklı bir ülkede görev yaptım. Evet, tabii oralarda görev yaparken hususen şu son zamanlarda iyiliğe karşı yapılmış olan
Savaş var malum. Dolayısıyla o da bize bir fırsat doğurdu. Hukuken bize bir hak doğmuş oldu. Bir şeyler ilham Bir ediyorlardı dakika malum. şimdi Abdullah Hocam, Afrika'nın o ilk ülkesine gitmeden önce sen Lütfen. üniversiteyi bitirirken Orta Asya'da kendi sınıf arkadaşlarından oralı bir bayan kardeşimiz. Buna atlamayacağız. Evet, buyur. Evet. Evet, tabii bulunduğum ülkedeki bir hanımefendiyle evlilik yaptık 1998 yılında. Şu anda iki tane evladımız var. Kırgızistan'da tabii okumak, hani aslında şu yönüyle de bakmak lazım. Hizmetin müthiş bir ufuk çizdiğini görüyoruz. Sadece Orta Asya'yı değil, Afrika'da da üniversite okumuş olan, belletmenlik yapmış olan, oralardan mezun olmuş olan, şu an dünyanın çeşitli yerlerinde hayat mücadelesi veren veya hizmet dairesi içerisinde eğitim faaliyetlerinde bulunan onlarca insan vardır. Bu da hizmetin farklı bir boyutu. Yani belki birçok insan Türkiye'de okuma fırsatı bulamazken hizmet öyle bir ufuk sundu. Ve gittikleri yerlerde bizler gibi okuduk. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Müthiş bir hayat tecrübesi kazanmış olduk. Kardeşimize, evleneceğiniz bacımıza sen dediğini söylemiştin. Yani burada kalmayabiliriz. Benim her an bir yere tayinim çıkabilir. Evet, O da böyle dedi ki tamam bir ben hazırım. Evet. ilginç bir şey yaşamıştık. Biz işte evlilik teklifi yapacağımız zaman işin özü benim hani Afrika aklımın ucundan dahi geçmemişti. Fakat işin ehemmiyetini anlatmak üzere dedim ki öyle bir yapıya mensubum ki bana yarın öbür gün Afrika'ya gider misin deseler ben giderim. Gelir misin demiştim. Evet demişti. O zaman bu iş oldu demiştim. Bu şekilde sağ olsun hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Belki hicret içerisinde hicret yaşadı kendisi. Evet, o ilk gittiğiniz ülkede neler yaşadınız? Efendim, ilk Afrika ülkesinde neler yaşadınız? Diğer Orta Asya'dan farklı neler gördünüz orada? Şartlar nasıl? Tabii Afrika'ya gideceğimiz zaman, bu iş bize teklif edildiği zaman büyük bir heyecan ile karşıladık. Çünkü hicretin o lezzetini aldıktan sonra Türkiye'de bulunmak bir nevi size sanki ayaklarınıza prangalar vurulmuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çok farklı bir şey. Yani bana göre maddenin farklı bir buğduna geçiyorsunuz. Dolayısıyla hani Afrika'ya öyle bir kapı açılınca müthiş bir heyecan duyduk. Kolay olmadı tabii ki. Ailelerden rıza almak kolay değildi. Çünkü Orta Asya'dayken ben son 3 yıl Türkiye'ye gelmemiştim. Çünkü her geldiğimde baskı yiyordum aile tarafından. İşte Türkiye'ye geçiş yaptırmaya çalışıyorlardı vesaire. Onu aşabilmek için son 3 yıl Türkiye'ye gelmedim. Dolayısıyla bu aile için iyi bir şey değildi. İşte rahmetli annemin rahatsızlıkları vardı. Onu bahane ederek müsaade etmemişlerdi. Fakat daha sonra bir şekilde rıza gösterdiler ve bir anda kendimizi Afrika kıtasında bulduk. Gittiğimiz ülke hakikaten çok fakir bir ülkeydi. Yokluklar Yani ülkesiydi, öyle dünyanın söyleyeyim. en fakir ülkelerinden Evet. birisi, hali hazırda da maalesef hali. Kesinlikle öyle. Evet. Tabii çok şaşırmıştım. Oraya giderken işin özü biz eşimle beraber videolara bakmıştık. Yani yokluğa diye seyahat etmiştik, öyle söyleyeyim. Hatta benim kardeşimin bana bir sözü vardı. Abi işte kendine acımıyorsan bari çocuklara acı, onlar kalsınlar demişlerdi. Ben de kendisine bu çocuklar senin dizinin dibinde otururlarsa ölmeyeceklerine garanti verebiliyor musun dedim. Hayır. Hastalanmayacaklarına garanti verebiliyor musun? Hayır. O halde sıkıntı yok demektir yani. Biz niçin yola çıktığımızı biliyoruz. Cenab-ı Allah hakikaten bir noktada yokluk noktasında varlık cilvesi gösteriyor ve size bir takım güzellikleri yaşatıyor. Orada hani bana soracak olursanız Afrika'da ne gibi bir imtihanla karşılaşıyoruz? Mesela zaman zaman eşimle oturup ağladığımız oluyordu. Nihayetinde Afrika'daki o şartlar içerisinde o çocukları Türkiye'de çok güzel şartlarda yaşıyorlardı. Yani konforlu bir hayatları vardı. Afrika'ya gidiyorsunuz, kaç dik aşağı düşüyorsunuz bir şekilde. Fakat idealiniz var ve o idealinizin orada bulunmanız gerekiyor. Zaman zaman ben şöyle dua ederdim. Allah'ım derdim, onlar kendi rızaları dışında anne babalarından dolayı buradalar. Ne olur onlara merhamet et. Onlara güzel kapılar aç demiştim. Ve öyle zannediyorum ki kabul oldu. Belki kısmen bir zalimin eliyle bir takım şeyler oluyor ama en nihayetinde Cenab-ı Allah tabiri caizse minnet altında kalmıyor. Siz bir adım gidiyorsanız iki adım gidiyorsanız koşarak geliyor, geliyor, geliyor. Dolayısıyla ben Afrika kıtasında rahmetten başka bir şey görmedim. Evet. Evet, orijinal yaşadığınız bir iki hadiseyi paylaşabilirseniz o gerek ilk gittiğiniz öğrenciyken ki ülkede gerekse
Bu ilk Afrika ülkesi. İkinciye Evet. gelmedik daha. Evet. Yani işin özü bu süreçle beraber bizde de farkındalıklar oluştu. Yani nereye ait olduğumuzu, nasıl güzide bir yapıya ait olduğumuzu kişisel olarak ben daha iyi anlamış oldum. Hatta geçenlerde arkadaşım birisi sormuştu bana. Ya dedim ki benim 1991 yılındaki hizmetle ilgili duygu düşüncem neyse bugün de aynıdır. Milim bir değişiklik yoktur. Çünkü Hoca Efendi zaten bugünleri anlatıyordu. Anlatmamış olsaydı evet kesinlikle çizgim değişebilirdi. Anlatmış olduğundan dolayı zaten biliyorduk. Dolayısıyla gittiğimiz yol hakikaten çok güzel bir yol. Bu nedenle hani belki yapılan baskılardan kaynaklı olarak bir şekilde cebren hizmet anlatmak veya madalyonun bir diğer tarafını çevirelim kendimizi anlatma ihtiyacı hissettik. Çünkü sizi bir şeyle itham ediyorlar. Bu çok ağır bir itham. Dolayısıyla benim bulunduğum ülkede yaşadığım ilginç hadiseler ya o kadar çok güzel şeyler yaşadık ki çok ilginç şeyler yaşadık ama bunlardan bir iki tanesini müsaadenizle burada aktarmak istiyorum. Üzerimize emaneten kalmasın. Mesela ilk 2014 senesinde malumunuz bir süreç hareketliliği başlamıştı 17-25 Aralık sonrasında. O dönem içerisinde 2014'ün sonuna doğruydu. Türkiye'ye doğru bir seyahatim vardı benim. Havalimanında bulunduğum ülkede havalimanında salonda beklerken yanıma 72 yaşlarında bir beyefendi geldi oturdu. Beyaz birisiydi. Bir müddet sonra bana merak etti. Şöyle baktı çünkü beyaz insan orada azdır yani. Bana şöyle bir bakıp bir şey sorabilir miyim dedi. Lütfen dedim. Nerelisiniz siz dedi. Ben dedim Türkiye'liyim. Aa ilginç dedi falan dedi. Ne iş yapıyorsunuz burada? Dedim ki eğitimciyim. Bu da ilginç dedi falan dedi. Nasıl yani dedi devlet nasıl bir şey dedi. Dedim ki eğitim kurumlarımız var burada. Daha sonra bana dedi ki özel eğitim kurumu mu devlet mi? Ben de kendisine bunun özel eğitim kurumları olduğunu söyleyince bunu biraz açabilir misiniz dedi. Ben de dedim ki bizim eğitim kurumlarımız yeryüzünde sevgi okulları olarak bilinir. Yeryüzünde 170 ülkede varlığımız ile mevcuduz. Dolayısıyla bizim misyonumuz dünya insanlığının ihtiyacı olan sevgiyi dağıtmak demiştim. Bu onun dikkatini çekti. Çok şaşırdı. Bir daha tekrarlayabilir misiniz dedi. Tekrar söyledim. Çok özür dilerim dedi. Bunun not almamın mahsuru var mı? Çok ilginç şeylerden bahsediyorsunuz dedi ve küçük bir bloknot çıkardı. Bana anlattırdı. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca ben hizmet hareketini anlattım. Yani bu işin fikir babasının Sayın Fethullah Gülen olduğunu, kendisinin gönüllü bir sürgünde yaşıyor olduğunu söylemiştim 2014 senesinde. Dolayısıyla adanmışlık ruhu olduğunu, yaşatma ideali olduğunu böyle çeşitli kesitlerle, örneklerle vermeye çalıştım kendisine. O burada şu anda görev yapan veya dünyanın ücra köşelerinde görev yapmakta olan arkadaşlarım birçoğunun sosyal güvenceleri olmaksızın gönüllü bir şekilde kendilerini adamış insanlığa çalışan insanlar olarak atfetmiştim, söylemiştim. Tabii bir 15-20 dakika sonra bir anda durdu. Dedi ki çok özür dilerim ben kendimi tanıtmayı unuttum. Ben dedi çok özür dilerim ismini soyismini ben burada zikredemeyeceğim herhangi bir durumdan dolayı. Malum çok ciddi bir baskı oluşuyor şu dönemlerde. Ben dedi Türkiye kökenli bir Ermeniyim dedi. Malum biliyorsunuz 1919 hadiselerinden sonra işte biz de ailece Fransa'ya göç etmişiz. Daha sonra Fransız vatandaşı olmuşum. Fakat 1974 yılında ilk defa bu Afrika ülkesine geldim ve bu ülke sayesinde çok zengin oldum dedi. Ve dedi biliyor musun dedi benim ve eşimin hiç çocuklarımız olmadı dedi. Şu anda Kahire'de hayatımızın son günlerini yaşıyoruz. Lütfen dedi yaşıma verin ben 72 yaşındayım dedi. Deminden beri anlattığınız şeyler çok dikkat çekiciydi. Çok ilginçti ve ben sizin samimiyetinize inanıyorum, güveniyorum dedi. Bu benim hayat tecrübemden kaynaklı bir durum dedi. Dolayısıyla şunu söyledi işte şu anda anlattığınız şeyler dedi. Çok özel şeyler benim bu ülkeye bir vefa borcum var. Onun için sizden ricam lütfen kendinizi anlatın. Samimiyetinize inanıyorum ama yetmez dedi. Nasıl dedim yani? Dedi ki ben dedi aynı zamanda dedi bulunduğumuz o ülkenin Orta Doğu ekonomik danışmanlığını yapıyorum. Şu anki mevcut Cumhurbaşkanlığında ekonomik danışmanlığını yapıyorum demişti bana. Dün akşam saraydaydık. Sizlerle ilgili çeşitli yazılar geliyor dedi. Biraz kafalar karışık ama orada bulunan bakanlar sizleri savundular çünkü çocukları sizdeymiş ama yetmez lütfen anlatın demişti. Bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben sizin yerinizde olsam dedi medya kanalıyla bir şekilde anlatmaya çalışırım çünkü bir şeyle itham ediliyorsunuz demişti. Daha sonra biz kendisiyle Casablanca üzerinde
bana şeyi sordu, seyahat planınız nasıl? Ben Casablanca'ya geçip ertesi günü yola çıkacağım dediğimde beraberce seyahat ettik ve sürekli yolda bana anlattırdı, sürekli anlattırdı. Ve onun da tesiriyle, büyük tesiriyle biz neredeyse 2 haftada bir, ayda bir makaleler yazmaya çalıştık. Hizmet hareketi nedir, kimdir, hoca efendi kimdir, eğitim kurumlarının misyonu nedir gibi. Ve o bize Cumhurbaşkanlığının kapısını açtı. O makaleler hemen bir ay sonrasında dönemin Cumhurbaşkanı bizi kabul etti ve müthiş Le bir Monde şey oldu. gazetesi de değil mi? Le Monde gazetesi yazarlarından da o. Le Şimdi Monde. bu tabii Le Monde gazetesiyle ilgili de çok ilginç bir şey yaşadık. Biz 2017 senesinde Türkiye'den çok ciddi baskı geldi bulunduğum ülkeye. Oraya bir heyet göndermişlerdi. Dolayısıyla gelen heyet bir hafta boyunca çok yoğun çalıştı. Fakat biz öncesinde çok ciddi çalıştık yani bütün arkadaşlarımızla beraber. Şöyle diyeyim, diplomaside, bürokraside gidilmedik hiç kimse kalmadı. Cumhurbaşkanından tutun en alt tabakaya kadar herkese gittik. Bir şekilde masumiyetimizi, aidiyetimizi ifade etmeye çalıştık kendilerine. Hatta onunla ilgili ilginç bir anım var. 2017 senesinde Mart ayındaydı. Türkiye heyeti gelmeden, Türkiye'deki rejim heyeti öyle söyleyeyim daha doğrusu. Onlar gelmeden bir gün önceydi. Başbakandan randevu talep ettik ve akşam evine kabul etti sağ olsun dönemin başbakanı. Evine gittiğimizde malum terör ile itham ediliyorsunuz ve çok ağır bir itham. Evde böyle duygusal bir atmosfer oluştu. Ben hani bu ithamın çok ağır olduğunu ifade etmeye çalıştım. Öyle olunca ağladım ben. Yani bunun çok ağır bir itham olduğunu. Malumuz dedim, yarın Türkiye'den bir heyet gelecek. Amaçlarını zaten biliyorsunuzdur deyince bana sarıldı. Sarıldı ve dedi lütfen dedi endişe etmeyin dedi. Burası Afrika olabilir ama dedi burada hukuk var, kanunlar var dedi. Sizi zaten onlar koruyor. Ama bundan çok daha öte bir şey var. İncil bize sizin gibi insanları korumayı emrediyor. Rahat olun demişti. Ve bugüne kadar sözlerini tuttular sağ olsunlar. Eğitim kurumlarımız devam ediyor. Hemen onun akabinde Le Monde gazetesinde bir muhabir bizimle röportaj yapmak istemişti. Çünkü bulunduğumuz ülkenin çevresinde bir takım ülkelerde eğitim kurumları maalesef rüşvetle bir takım farklı yollarla kapatıldılar. Le Monde gazetesinin muhabiri bana Fransa'dan Emre Demirbey vardı, Zaman Gazetesi muhabir. Onun üzerinden ulaştı. Görüşmek istediğini ifade etmiş. Kabul ettik. Sorusu şu, çevredeki işte bu okullar kapandı, sizde neden açık, bunun sırrı nedir gibi bir şey sordu. Tabii ben çok şaşırdım bu soruya. Dedim ki yani Le Monde gazetesi gibi itibarlı bir gazetenin muhabirinin böyle bir soruyor olmasını şaşırıyorum, yadırgıyorum demiştim. Öncelikle bu sorunun muhatabı ben değilim dedim kendisine. Eğer bu sorunun cevabını aramak istiyorsanız bence Fransa'ya gidin. Fransa'da bir dönem önce Hollande Cumhurbaşkanı iyiydi. Kendisi Türkçe Olimpiyatlarının şu anki kültür şöleninin Paris ayağını Cumhurbaşkanlığının finansmanıyla desteklemişti. Dolayısıyla orada şu anda o dönem içerisinde 2 tane eğitim kurumu vardı, onlarca etüt merkezi vardı. Bunları hatırlattım. Dedim ki bakın dedim Paris'te 2 okul, onlarca eğitim merkezi var. Sizce bunlar neden açık? Çünkü orada hukuk var dedim yani. Dolayısıyla eğer gerçekten bir muhabirlik yapmak istiyorsanız dedim ben sizin yerinizde olsam dedim gider hukuka rağmen, evrensel değerlere rağmen gidip o okulları kapatan ülke yöneticilerine sormanız lazım. Nasıl başardınız da bu okulları kapattınız demiştim. Tabii 1,5 saatlik bir röportaj oldu. Daha sonra yayınladılar bu röportajı. Sonunda bana şöyle bir soru sormuştu. Sayın Gülen'i nasıl bilirsiniz? Onu seviyor musunuz? İkinci sorum, hata yapar mı? Hata yaparsa üçüncü olarak tepkiniz ne olur, reaksiyonunuz? Evet dedim ben onu çok seviyorum dedim. Çünkü benim hayatıma dokunmuş bir insandır dedim. Eğer onun felsefesi olmasaydı ben bugün belki de elinde silah insanları öldüren, belki farklı bir yolda ilerleyen, inançsız bir insan olabilir idim dedim. Fakat onun felsefesiyle aydınlandığımı ve sonsuzluğa aday olduğumu düşünüyorum. Bu çok kıymetli bir şeydir. Bundan daha kıymetli bir şey olamaz. Onu çok seviyorum demiştim. Hata yapar mı? Olabilir dedim. En nihayetinde insan olabilir dedim yani. Reaksiyonunuz ne olur dediğinde ben üzülürüm kendisi adına ama onun felsefesini yaşatırım. Çünkü bu insanlığın bu felsefeye ihtiyacı var demiştim. Yine çok özür dilerim belki zaman almam adına hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Bununla bağlantılı bir hadise.
Biz tabii kendi ülkemizde hizmeti tanıtım amaçlı dönem dönem Türkiye ziyaretlerimiz oluyordu. Daha sonra Afrika'da bu işi yapalım diye düşündük ve Afrika'nın gerçekten hizmetin köklü olduğu güzel bir ülkesine seyahate çıktık. İşte başbakan yardımcısı vardı heyetin içerisinde. Eski başbakan var idi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı var idi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı var idi. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı ile beraber biz bir ülkeye seyahate gittik. Orada Afrikalı çocuklardan, Afrikalı gençlerden hizmet hareketini dinlediler. 3 günlük bir program olmuştu bizim için. Tabi akşamında 2012-14 yılları arasında başbakanlık yapmış olan, şu anda bizim eğitim kurumunun da avukatlığını yapan bir beyefendi vardı. Akşam oteldeyken beni aradı. Lütfen dedi, gelebilir misiniz odama kadar? Gittim. Müthiş heyecanlıydı. Acayip böyle şaşkındı. Beni oturttu. Lütfen oturun dedi filan dedi. Böyle tur atmaya başladı salonun içerisinde, odada. Hocam dedi, bizim mutlaka hizmeti korumamız lazım. Hoca efendiyi korumamız lazım. Bizim ona ihtiyacımız var. Bu felsefeye ihtiyacımız var. Böyle bir hareket yeryüzünde yok dedi. Ben dedi, ben kendisine Hoca Efendi'nin bir kitabını hediye etmiştim. Amour et Tolérance, işte Sevgi ve Hoşgörü adlı bir kitap vardı, Fransızca versiyonu. Biz uçakta giderken veya ben onun ofisine ziyarete gittiğimde görmüştüm. Bana göstermişti. Böyle markerla işaretlemiş, böyle her yeri satır satır böyle önemli gördüğü yerleri işaretlemişti. Bana dedi ki, yeryüzünde dedi iki hareket var. Dünya insanlığı tarihince pozitif katkıda bulunmuş, dünya insanlarına pozitif katkıda bulunmuş iki hareket biliyorum dedi. Birincisi dedi Hazreti İsa ve havarileri, ikincisi Sayın Gülen ve arkadaşları demişti. Ben tabii orada şöyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettim. Dedim ki efendim dedim, ufak bir parantez açmak istiyorum. Muhtemelen Sayın Gülen bu dediğinizi duymuş olsa biraz üzülürdü. Eğer Hazreti İsa'nın yanına birisini koyacaksanız dedim, o Sayın Gülen'in rol modeli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, Hazreti Muhammed'dir dedim. Bu kendisine tabii bir soru işareti oluşturdu. Hem Hoca Efendi'nin tevazu yönünü de belki bir yönüyle sezmiş oldu. Zeki, hakikaten ufuk bir insan yani kendisi. Ya bu çok önemli. Mesela benim için çok çok önemli. Yani yabancıların bakış açısı nasıl dediğinizde, yani böyle. Afrika'daki bakış açısı böyle. Abdullah Hocam, burada bir duralım. Bir iki fotoğrafı seni izah edebilirsen iyi olur. Evet. Evet, bu 2016 yılında, hatta ilginç olan şey, dönemin yani şu anda aktif olan Cumhurbaşkanı Türkiye seyahatinden dönmüştü. Türkiye seyahatinden döner dönmez havalimanında protokol müdürü bizim velimiz. Ben böyle evde otururken bir baktım telefon çaldı. Baktım protokol müdürü arıyor. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanım ile beraberiz, telefonu kendisine veriyorum demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretten dönüyordu. Aynı gün uçaktan iniyor, havalimanının bekleme salonunda, VIP salonunda oturuyorlarmış. Beni aradı, dedi ki sen Cumhurbaşkanıma veriyorum. Cumhurbaşkanı dedi ki, sizin bir eğitim kurumunuz vardı, bir binanız vardı açılışı yapılması gereken, müsait mi, hazır mı dedi. Hazır efendim, onu mutlaka açalım dedi. Daha sonra o anda telefonla hemen tarihi kendisi belirledi. 2016 Haziran ayındaydı, 4 Haziran'da. Bu binamızın resmi açılış törenine katıldı. Tabii bu tür açılışların bu üçüncüsüydü benim şahitlik yaptığım. 2007 yılında bir tanesini, 2009 yılında bir tanesini yine dönemin cumhurbaşkanları açmıştı. Burada artı değer katan şuydu, yani böyle bir sürece rağmen orada sahip çıkmaydı bu. Ve orada aslında hizmet hareketine verilmiş bir ödül verildi. Yani bir orada yabancılara verilebilecek en üst düzey madalya verildi. Bu çok Okulun anlamlıydı. bahçesi burası. Okulun bahçesi Evet, değil mi? evet, evet. Okulun bahçesi, giriş noktası. Fatih Bey, tabii burada gördüğün insan Abdullah Bey değil deme. O zaman tabii Afrika'ya göre bir hayat yaşıyordu Abdullah Bey. Gördüğün gibi bir deri bir kemik. Ama Evet. Afrika'dan ayrılınca şu andaki haline gelmiş oldu. Yani zamana ve mekana uydurun kendiniz deniyor. Abdullah Bey'in durumu o da. Buyur Abdullah Bey. Evet, tabii böyle sorumluluklar o yönüyle büyük sorumluluktu bence. Biraz o yüzden hakikaten evet baya baya zayıftım. Şimdilerde kilo almaya başladık. Evet, yani o gün açılış töreniydi ve tabii bu açılış törenleri çok baya görkemli oluyor. Biz o gün rejimi tahrik etmeme adına bunları medyaya yansıtmamıştık.
Evet. Oraya büyükelçilerin tamamı katılıyor neredeyse Fransa'nın. Okula geliş Yok yani. bu başbakan, dönemin başbakanının çıkışı. Tören sonrası. Tören Evet. bitti, okuldan ayrılıyorlar. Tabii ben hani özür Evet. dilerim burada hani bu insanlar nasıl oluyor da bu kadar fakirliğe rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen sahip çıkıyorlar. Kanaatim şu, özellikle bulunduğum ülkede 2012, 2013, 2014, 2015 yılları savaş dönemleri, çok ciddi çalkantılı dönemlerdi, katliamlar yaşanıyordu. 2013'te darbe gördük. Yani bireysel olarak 4 cumhurbaşkanı gördüm, öyle söyleyeyim. O dönemde biz arkadaşlarımızla, ailelerimizle bir araya gelip ülkeyi terk etmeme kararı almıştık. Evet, bu da işte ödül töreninde verilmiş olan sertifika. Onun sertifikası, madalya zaten orada duruyor. Güzel. Yani bu ödüller hizmete verilmiş ödüllerdir. 2015 senesinde bizi kabul eden dönemin Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı. Halen daha Zaman Gazetesi'nin sitesinde durur. Demişti ki, sizler demişti, dostluğunuzu ispat ettiniz. Savaş döneminde bizi terk etmediniz, çocuklarımızı yalnız bırakmadınız. Şimdi sıra bizde demişti. Ve Evet. sahip çıktı. Buyur Abdullah abi. Evet, burada bulunduğumuz ülkede ailece bir resmimiz. Bir tek oğlumu göremiyorum orada. O karede yoktu zannedersem. Şu an gördüğümüz zannedersem Türkiye yani siz daha iyi tanıyorsunuz abi yani Ben beyefendi. izah edeyim, ben izah Lütfen, edeyim. lütfen. Türkiye Tribünal denilen Cenevre'de meşhur bir mahkeme kurulmuştu biliyorsunuz. Yargılama. Son hadiselerle ilgili ve orada da kaçırılmaları bir avukat anlatmıştı Cenevre'de. Daha sonra da son bu Yalçınkaya kararında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu işin savunucusu bir avukat vardı. Bu en sağdaki sarışın arkadaşımız, o avukat. Kendisi Belçika, Brüksel'li. Onunla biz tanışmıştık ben oraya gittiğimde. Ona dedim ki yarın akşam bir yerde akşam yemeği yiyebilir miyiz sizinle deyince olur dedi o da. Sonra da sağ olsun Yaşarlar bizi misafir ettiler. Efendim yanında Zeynep var. Zeynep şu anda Kürtçe'de öğrendim herhalde öğrenmiştir Kürtçe. Şu anda Kürtçe müthiş İngilizce, müthiş bir ilgi Fransızca, Fransızca. duyuyor. Evet, bir ilgi duyuyor. İlgi duyuyor Evet. kendi kariyeri adına, kariyeri için önemsiyor. Yani birkaç dil biliyor, evet. Evet, birkaç değil, 4-5 dil biliyor maşallah. Evet. Üniversiteyi bitirmek üzere Birleşmiş Milletler'in temsilciliğiydi. Gençlik Belçika'daki Kolları en Başkanlığı önemli yapıyor. Evet. üniversitelerden birinin. Bugün de hatta fırsat olursa dedik, fırsat olmadığı için gelemedi. Onun Evet. yanındaki de annesi, kardeşimiz Yaşar Bey'in eşi. Dolayısıyla tabii bir yemek yemiş olduk birlikte. Yani oradaki Orta Asya yemeklerini görmüş oldu. Tabii konuşuldu. Bu değişik konular konuşuldu. Yemekleri de yiyince avukat ben dedi inanın işim bu kadar olduğunu bilmiyordum. Bu kadar samimi, güzel niyetli insanlar demek ki bizim bundan sonra daha çok çalışmamız lazım deyip memnuniyetini bildirmişti. Bu da işin ayrı ve güzel bir tarafıydı hakikaten. Şurada müsaade ederseniz şunu da paylaşayım ben. Evet, bunu da görüyor musunuz? Hafız. Evet. Evet. Şimdi bu da tabii ayrı bir misal. Yani bizim dünyanın her yerine giden arkadaşlarımızın bulundukları ülkeler, kültür, oradaki insanlarla beraber olma etme. Ama bunun yanında bir de o ülkelerin gençlerini bir taraftan Türkiye'ye, bir taraftan dünyanın değişik yerlerine gönderme etme gibi güzel ciddi gayretleri oldu olmaya devam ediyor. İşte bu dört kardeş de ikisi erkek ikisi kız. Abdullah Bey'in okulundan mezun olmuşlar Allah'ın izniyle. Daha sonra da Amerika'da North American Üniversitemize gelip buradan bizden hem işte bazısı üniversiteyi bitirdi, bazısı master'ını bitirdi. Şu anda bunların dördü de Amerika'da koşturuyorlar hakikaten ne gerekiyorsa. Evet, buyur bunlarla ilgili senin eski öğrencilerine belki diyeceğim bir şey olabilir. Abdullah Hocam buyurun. Evet, bu ailenin babası oranın en önemli maden şirketlerinden bir tanesinin sahibi. Yani ikinci büyük maden şirketinin sahibi. Ve hakikaten bu önemli bir şey. Yani çocuklarını getirip lütfen siz kendiniz yeri seçin. Nereye göndereceksiniz, nereye istiyorsanız oraya gönderelim. Eğitimlerini sizin daireniz içerisinde alsın demişlerdi.
Biz de Amerika olursa iyi olur demiştik. Öyle gönderdiler ve hakikaten çok güzel insanlar. Çocuklardaki değişikliği görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Zaman zaman dünyanın çeşitli yerlerinde okuyan öğrencilerimiz var. Sadece Türkiye'de, Amerika'da değil. Birçok yerde mezun öğrencilerimiz var. Hatta ben bundan birkaç ay önce burada karşılaştım bir tanesiyle. Çok ilginç bir karşılaşma olmuştu. Şu an ben burada bir restoran işletiyorum. Kasada kendisiyle Şimdi çekip diyor. Avrupa'ya gelmiş oldu. Ben hatırlatmış olayım. O bulunduğu Evet. ülkede zaten vatandaşlık verdiler, devlet madalyası verdiler. Biraz sonra göreceksiniz onu da. Dediler yani biz her yönle sizleri seviyoruz. Ama Evet. ne olur ne olmaz bilemiyoruz, korkuyoruz bir şey olur diye. Onun için Avrupa'ya gelmiş oldular. Eşi ayrı bir yerde, Abdullah Bey ayrı bir yerde. Sağ olsun çalışıyorlar, rızıklarını kazanıyorlar. Çocuklarını Evet. okutuyorlar. İşte bu arada da yine işlerimize ilgilenmeye devam ediyorlar. Evet, orada gördüğün insan devam edemiyor. Şöyle bir şey oldu. Ben tabii bir kasaya geçtim. Kasada hesap öderken çekik gözlü bir beyefendi, yanında oğlu vardı, 14-15 yaşlarında belki. Hesap ödedikten sonra bana Yaşar Türkçe Bey olarak birazcık daha önce tanıyanlar o kadar zayıf. Şimdi kilo falan da alınınca yani tanımada birazcık zorluk çekebiliyor insanlar. Evet. evet. Dolayısıyla tabii yıllar geçmiş. Ben en son o öğrencimizi 1998 yılında görmüştüm. Kasada duruyorum, böyle hesap verirken Türkçe olarak teşekkür ederim abi dedi böyle. Ben de o dedim çok güzel ya, Türkçe biliyorsunuz falan. Evet dedi, biraz biliyorum dedi. Ne güzel dedim. Peki dedim, nerelisiniz deyince ben Özbeyim dedi. Aa ilginç dedim. Şimdi ben de Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ı bayağı gezmiş bir insanım. İkisinin de şehirlerini biliyorum. Ondan sonra kendisine şehirleri sayınca hayır dedi. Orası değil dedi. Ben dedi falanca ülke vatandaşıyım dedi. Ama Özbek kökenliyim deyince ben çalışmış olduğum şehri hatırladım. Yüzüne fokuslandım. Dedim ki isim neydi? İsmini söyledi bana. Ben soy ismini hatırladım. Dedim ki soy ismin bu olmasın dedim. Çok şaşırdı böyle. Nereden bildiniz? Ben dedim Abdullah dedim. Öğretmenindim. Hatırlıyor musun deyince sarıldı böyle. Çok şaşırdı. Çünkü çok değiştik yani. Çok çok yıllar geçmiş aradan. Ne iş yapıyorsun burada deyince ben Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum demişti. Yok Mesela. güzel. Evet. Demek ki bunların envai çeşitleri bundan sonra Allah'ın Tabii izniyle. ki muhakkak. Şimdi ben özür dilerim. Yani buraya geçmeden önce çok önemli bir şeyi buraya yani not düşmek istiyorum müsaadenizle. Bunları 2018. yakalamışken Abdullah Hocam Evet. sizler müsaade ederseniz bitirelim. Evet Evet. bunlar işte mezuniyet törenlerinden birisi. Yani Evet. dört kardeşin kimisi master'ını bitirdi, kimisi üniversiteyi bitirdi. Geçen gün de asansörle inerken iki kız kardeşle yine karşılaştık. Bir ay sonra dedi babam gelecek dedi. Mutlaka sizi ziyarete geleceğiz dedi. Ben de mutlaka bekliyoruz, onları da bekliyoruz dedim. Dolayısıyla bu da işin ayrı bir güzelliği olmuş oldu. Evet. Buyur Abdullah Hocam devam. Şimdi şöyle yani bizim eğitim kurumlarımız malumunuz barış adacıkları olarak bilinir, sevgi okulları olarak bilinir ve hakikaten o misyonu eda ederler. Bulunmuş olduğum, Afrika'da bulunmuş olduğum ülkede iç savaştan kaynaklı olarak iki farklı grup vardı. Müslümanlar ve Hristiyanlar, suni bir çatışmaydı gerçi ama milis gruplar vardı, bunlar çatışıyorlardı. Fakat ilginç olan şuydu, öyle bir ülkede böyle tabiri caizse kan gövdeyi götürdüğü bir dönemde İki milis grubun çocukları, liderlerinin çocukları aynı okulda, aynı sınıfta, aynı yurtta, aynı yatakhanede kalıyorlardı. Yani bunu başka hiç kimse sağlayamazdı yani felsefik olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani bunu görüyorlar oradaki otoriteler, bunun farkını görüyorlar. 2018 senesinde şöyle bir şey yaşadık biz. Malum işte rejim işi gücü bırakmış, yeryüzünde sevgiye karşı savaş açmış durumdalar. Yani bir şekilde eğitim kurumlarını kapatalım diye mücadele ediyorlar bize karşı. 2018'de bulunduğum ülkeden iki bakanı eşleriyle beraber, çocuklarıyla beraber Türkiye'ye davet ediyorlar. 2 hafta boyunca bunları misafir ediyorlar. Tabii biz hakikaten biraz endişe duyduk yani acaba ne olacak? Yani nasıl bir şey olacak diye endişe ediyorduk. Daha sonra onlar döndüler. Ben evde istirahat ediyordum, biraz rahatsızdım. Eşim beni uyandırdı. Dedi ki Cumhurbaşkanlığından arıyorlarmış, numara bırakmışlar, bir arasanız falan diye. Ben aradım, kendisini tanıttı. Cumhurbaşkanı danışmanlarından, devlet bakanı statüsünde bir beyefendi. Sizinle ilgili bir takım evraklar var, saraya kadar gelebilir misiniz dedi.
Tabii ben bir arkadaşımı aldım yanıma, beraber biraz endişeyle beraber gittik. Ondan sonra makamına girdiğimizde bize protokol uygulamadı. Yani siz de makam masasında oturmadı. Yanımıza oturdu. İltifat etmeye başladı. Özellikle Türkiye üzerinden iltifatlar yağdırdı. Daha sonra dedi ki, belki malum duymuşsunuzdur, ben ve arkadaşım ile beraber 2 hafta boyunca Türkiye'de misafir edildik. Gerek İstanbul'da gerek Ankara'da çeşitli sunumlar yaptılar. Bizi şaşırtan, bizi çok üzen sunumlar yaptılar. Terörizmle ilgili, bir takım şeylerle ilgili ithamlarda bulundular. Fakat dedi, biz tabii çok şaşırdık çünkü bizim burada gördüğümüz resim ile orada bize gösterilen şey aynı değildi. Bir tezat vardı dedi. Biz de orada bizim öğrencilerimiz var, yani orada okumakta olan Türkiye'de 160'ın üzerinde öğrencimiz okuyordu. Onları toplamışlar, onlarla bir toplantı yapmışlar. İşte sorduk, yani bu işin özü nedir? Çünkü sizler burada okuyorsunuz deyince, yani oradaki çocuklar, hayır bunlar politik söylemler, kesinlikle gerçeği yansıtmıyor demişler. Daha sonra dedi, biz buraya döndük. Yine hani ne olur ne olmaz dedi, buradaki sivil toplum örgütlerini davet ettik, toplantı yaptık onlarla. Onlar da aynı fikirdeydiler. Dolayısıyla orada şöyle bir teklifte bulundular. Yani affınıza sığınarak ahlaksız bir teklifte bulundular demişti. Dediler ki, işte gidin, biz o eğitim kurumlarını kapatma garantisini aldık diye bizi telefonla arayın. İstanbul'un en güzide yerinden 2 tane dayalı döşeli daire tapusuyla beraber sizlere teslim edilecek. Bütün aile fertlerine vatandaşlık verilecek. Ve her aileye ömür boyu bütün ailenize yetecek kadar parayı istediğiniz yere ya da hesaba anında transfer. Ve şöyle bir şey kullandı. Dedi ki, ben sigara tiryakisiyim dedi. Günde 7 paket sigara tüketiyorum. Ben onların teklif ettiği parayla belki 10 yıl, 15 yıl güzel bir şekilde hayat yaşayabilirim. Ama Allah'a bunun hesabını veremem dedi. Lütfen dedi, bu dokümanlar, bu evraklar sizin, alınız dedi. Bana uzatınca ben hakikaten böyle büyük bir reaksiyon beklemiyordum. Yani duygulandım ve ağladım. Efendim dedim, bunlar devlet evrakları, ben alamayacağım dedim. Hayır dedi, lütfen dedi, bunları alacaksınız dedi. Ve zorla arkadaşıma verdi. Ya bunlar böyle hakikaten tarihi hadiseler. Yani insanlarda bir şekilde bir şey var, yani bir onur var. Orta Afrika, yani o bulunduğumuz coğrafyada mesela İçişleri Bakanlığı'nın kullandığı bir tabir vardı. Bunlar dedi, biz Afrikalıyız ama dünyayı okuyamadığımızı mı zannediyorlar dedi. Biz kimlerle iş tuttuğumuzu çok iyi biliyoruz demişti. Genel olarak böyle. Yani hakikaten şu an, evet şu anda oradan ayrı olmak üzücü. Yani gönül isterdi ki sürekli orada kalalım. Fakat işin özü, biz o insanlara o zevki yaşatmama adına, çünkü insan kaçırma eylemleri var malumunuz, biliyorsunuz. O zevki yaşatmama, çünkü bu insanlar kinden, nefretten, öfkeden, kandan besleniyorlar. Onlara o zevki yaşatmama adına şu anda buralardayız. Cenab-ı Allah Hocam, lütfederler. bu nedir bu fotoğraf? Cumhurbaşkanı ile beraber bizim kendisine ufak bir sürprizimiz vardı. Yani öğrencilerimizin bilimsel çalışmaları vardı. Orada Cumhurbaşkanı oradayken anlık yaptıkları bir çizim vardı çocukların, teknolojiyi kullanarak. Onu gördü, çok hoşuna gitti, çok sevindi. Yani hiç beklemediği bir anda oldu. Çok saniyelik bir şeyler yapıyorlar çocuklar. Görüntü alıp böyle görüntü üzerinde oynamalar yapıyorlar filan. Bayağı hoşuna gitmişti orada. Güzel. Bir de sizin o ikinci bulunduğunuz ülkede darbe oluyor. Evet. Tabii darbe hakikaten sıkıntılı. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar öldürülüyor, ediliyor. Tabii oradaki Türk okulunu, bizim okulumuzu bilen insanlar da var. Türk bayrağını okuldan dolayı tanıyanlar var. Siz o zaman bir anlatmıştınız. Darbe esnasında bazılarının aklına gelmiş kendi binalarına Türk bayrakları asmışlar. Ve dolayısıyla o evlere de girilmemiş demiştiniz. Bir de onu anlatabilir misin ya? Aklına Evet, gel. orada bizim okulu aile birliği başkanı bir hanımefendi vardı. Savaş çıkacağını duyunca birçok insan gibi de o da ülkeyi terk etmişti. Fakat bir villası vardı. O villasını işte bekçilere emanet etmiş. Zaman zaman işte oraya gelen Türk heyetleri oluyordu. Malumunuz biliyorsunuz, Türkiye'den gelen heyetler, kurban için gelen, işte Ramazan için gelen, yardım için gelen veya sağlık arabaları için gelen her heyeti kendisine ait bir adada misafir ederdi. Ve çok ciddi ikramlarda bulunurdu. Çeşitli zamanlarda gelmiş olan misafirlerimizden böyle bir iki grup onlara bayrak hediye etmişlerdi hanımefendiye. Tabii böyle iç çatışmanın, darbenin ikinci haftasında hanımefendi kız kardeşini arıyor. Ya diyor ki, villaya bir gidip baksan, acaba
yerinde duruyor mu, bir sıkıntı var mı diye. Tabii o dönemde şöyle bir şey oluyor. Bizim üç ayrı noktada binalarımız var başkentte. Savaş boyunca, ihtilal boyunca dokunulmayan, girilmeyen tek binalar bizimkiler oldu. Hiçbir şekilde dokunulmadı. Hiç kimse girmedi. Hatta Fransız askeriyesinden birkaç yetkili geldiler okula. Bir ay sonrasında, darbeden bir ay sonra. Dediler ki işte malum dediler burada Türkiye Büyükelçiliği olmadığı için sizin güvenliğiniz bizden sorumlu. Hani bir sıkıntınız var mı yok mu onu sormaya geldik demişlerdi. Fakat bizim binamızın hemen yanında onların bir telekomünikasyon binası vardı Fransa'ya ait. Onu tamamen böyle her şeyini götürmüşlerdi yani. Bana dedi ki bu kadar hadise yaşandı, bu kadar sıkıntı yaşandı fakat sizin binalara hiçbir şekilde dokunulmadı. Bunun sırrı nedir diye sordu bana. Ben de dedim ki bizler eğitim kurumuyuz yani. Afrika halkı neden okullara musallat olsun ki dedim. Yani eğitim kurumu olduğumuz içindir. Hayır dedi. Ajandasını açtı. Sadece sizin bu binanızın bulunduğu bölgede 12 tane okul yağmalanmış demişti. Dolayısıyla ben hani bir şekilde hem halkın duyarlılığı hem Cenab-ı Allah'ın muhafaza etmesi. Mesela siz konuşmanızın başında demiştiniz ya gidilinden ülkeyi bir şekilde seviyor insanlar. Hakikaten Cenab-ı Allah bir şekilde kalplere sekine veriyor, orayı sevdiriyor, sizleri de muhafaza buyuruyor. Yeter ki bir duruş sergileyebilelim. Hatta çok ilginç bir anım var benim o dönem savaşla ilgili. Ablalarımızdan bir tanesinin darbe oldu işte, gece darbe oldu. Eşim beni aradı, dedi ki ablalardan bir tanesinin parmağı kapı aralığına sıkışmış, kötü olmuş dedi. Dedim şu an darbe oldu yani nereye gidebiliriz ki? Çünkü çatışmalar var, silah sesleri var falan. Biraz sabretsin, biraz ortalık durulsun, yarın bir bakalım falan. Ertesi gün geldi, ikinci günü çok kötü olmuş parmağı. Ben de darbeyi yapan kanattan bir velimiz vardı, bir ablamız, çocuk yani abileri falan o işin içerisinde. Kendisini aradım. Dedim ki Hatice Hanım dedim böyle böyle bir hastamız var, bizim acil hastaneye gitmemiz gerekiyor, nasıl yapabiliriz dedi. Aa dedi isabet oldu dedi, ben de gidecektim, ben sizi alayım dedi. Tabii biz aşağı doğru indik, bekçi beni aradı daha doğrusu, dedi ki bir hanımefendi sizi bekliyor. Aşağı bir indik ablayla beraber. Bir baktım başbakanın hani makam arabası. Koskoca başbakanın makam arabasına el koymuşlar. Onunla bizim ablayı götürecekler. Ablaya döndüm dedim ki abla dedim olayı okuyabiliyor musunuz dedim. Bakın dedim siz öğrencilerinizi terk etmediniz. Savaş döneminde buradan gitmediniz. Cenab-ı Allah sizin o küçücük parmağınız hürmetine koca başbakanın arabasını servisinizde sunuyor anlayabiliyor musunuz demiştim. Ya bunlar önemli şeyler. Hakikaten Cenab-ı Allah bir şekilde orada sizi muhafız ediyor, kolluyor. Ben tabii diğer okul aile birliği başkanının evine kız kardeşi gidip yani kontrol için gittiğinde villanın üstünden çatıdan aşağıya doğru bir bayrak, ana kapının girişinin üstünden bir bayrak sarkıtılmış olduğunu görüyor. Tabii bekçiye geliyor hemen diyor ki acaba bunlar sattılar mı? Ne yaptılar? Türkleri mi sattılar diye. Bekçiye kapıyı çalıyor, bekçi açıyor diyor ki hayırdır bu bayraklar ne? Abla diyor bildiğin gibi değil diyor. Biz diyor o bayraklar bizi koruyor dedi. Biz duyduk ki bu bayrağın asıl olduğu yere hiç kimse girmiyormuş. Biz de onları koyduk. Kimse gelip bizi rahatsız etmiyor. Biz de rahat rahat uyuyoruz demişti. Hani konu bayrak olunca ben şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim eğitim kurumumuzun ismi daha önceden Uluslararası Orta Afrika işte Türk okulları idi mesela. Fakat daha sonra yani gelen şeyi görmeye başladık. Bir şeyler olabileceğini tahmin ettik. Biz de Cumhurbaşkanı'na çıkmıştık. Efendim dedik malumunuz Türkiye'de bir takım baskılar var. Dolayısıyla bu lafzı gören insanlar bizi rejimin bir parçası olarak düşünebilirler. Biz böyle bir lekeyi almak istemiyoruz. Uygun görürseniz biz eğitim kurumunun ismini değiştirmeyi düşünüyoruz demiştik kendisine. Ve eğitim kurumumuzun ismini kendisi verdi. Şu anki Cumhurbaşkanı sağ olsun. Tabii bundan 6 ay sonra Başbakan, bizim velimiz, Dışişleri Bakanı beni aradı, okula geldi. Bana dedi ki öngörünüzden dolayı sizi tebrik ediyorum dedi. Hayırdır dedim, bakın dedi sana getirdim. Dışişleri Bakanlığından bir yazı. Dışişleri Bakanlığından gelen yazı şu. Ülkenizde bulunan hiçbir kurum ve kuruluş Türk lafzını kullanamaz. Büyükelçiliklerin onayı olmaksızın hiçbir şekilde Türk lafzı kullanılamaz. Bayrak, Türk bayrağı asla atılamaz. Dolayısıyla hani tabii bunda da tabii ki hikmet var. Çünkü hizmetin en nihayetinde evrensel bir boyutu var. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla onların indirilmesi çok mu önemli? Değil. Ama kendi zaviyelerinden bakacak olursak hani vatana ihanet diyorlar ya yani eğer birileri yargılanacaksa bu husustan dolayı muhtemelen onlar yargılanacaklardır.
Savaş döneminde hani belki bulunduğum ülkede tarihinde ilk defa bir güzel bir şey yapan ilk yapıydık biz. Savaş döneminde biz şöyle bir organizasyon yaptık. Ramazan dönemiydi. İftar için biz Hristiyan milis gruptan 20 tane genç, Müslüman milis gruptan 20 tane genci, lider olan kişilikleri biz okula davet ettik. Bunu davet ederken devlet de organize bir şekilde devlete haber verdik. Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, ondan sonra Sosyal İşleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı'nı temsilen de eyalet valisi katıldılar yemeğe. Hatta orada bakanın birisi bunun Hazreti İsa'nın son akşam yemeği gibi tasvir etmişti. Çok ilgisini çekmiş. İftar yemeğiydi. Bunları bir arada Barış Adacı gibi yani bir platform kurmuştuk biz şöyle. Almanya'da House of One diye bir platform var. Dinler arası diyalog platformu. Malumuz bizim bulunduğumuz ülkede de dinlerle ilgili ufak tefek sıkıntılar olunca bizler de House of One ile diyaloğa geçtik. Onlar ile beraber bir çalışma yaptık. İşte bulunduğumuz ülkede bir kardinal, Katolikleri temsilen, Protestanları temsilen bir rahip, ondan sonra Müslümanları temsilen bir imam bulduk. Onlarla beraber o akşam iftarı beraber yaptık ve o gün Cumhurbaşkanı temsilen gelmiş olan eyalet valisi konuşma yaptı. Dedi ki ben bugün dedi hem çok mutluyum hem çok utanç duyuyorum dedi. Mutluyum dedi çünkü bu iki grubu böyle hassas bir dönemde bir araya getirilmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Ama bunu bizim düşünememiş olmamızdan dolayı da utanç duyuyorum demişti. Ve 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı bunu kendisi organize etti ve şu anda düzenli olarak her yıl iftar veriyorlar. Daha önce de tarihinde böyle bir şey yoktu onların. Bu da önemli bir şeydi yani. Allah razı olsun. Diyalog adına. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Hocam. Evet. Fatih Hocam sorusu olan arkadaşlarımızın, katkısı olan arkadaşlarımızın varsa görüşleri alabiliriz herhalde bitirmeden önce. Çok özür dilerim. Bu arada bizim eğitim kurumlarımız yani şu anda orada devam ediyor. Yani oraya şu anda işte Pakistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden eğitimci kardeşlerimiz devam ettiriyorlar. Yani her şey eskisi gibi. Ben muhtemelen döneceğimi düşünüyorum. Cenab-ı Allah ömür verirse orada olacağımı düşünüyorum. Yani bana sorarsanız burada mı mutlusunuz orada mı? Kesinlikle Afrika'da çok mutluyum. Mutluydum daha doğrusu. Mesela oğlum Afrika sevdalısıdır. Hatta bugün Afrika'ya bir seyahate gitti. Şu an yeni ulaşmış. 1 saat oldu. Dolayısıyla hakikaten ne olursa olsun orada bizi ayakta tutan bir takım dinamikler vardı. Yani şu anda böyle kendimi aynen Türkiye'ye dönmüş gibi bir prangalara vurulmuş gibi hissediyorum. Afrika müthiş bir yer. Yani bununla ilgili ben bugüne kadar gelip de işte Afrika'da ya neden böyle bir ülkeye geldim, neden buradayım diyen hiç kimseyi hatırlamıyorum. Dolayısıyla Afrika'yı çok seviyorum. Keşke tekrar bir dönüş olmuş olsa dönerdik ama Cenab-ı Allah'ın bir şekilde sevki var. Mecburen o zevki yaşatmam adına buralardayız. Yoksa son 3 yıl ben taşımalı bir şekilde gidiş geliş yaptım. Ailem buradaydı. Fakat ben 2 ayda bir gidiş geliş yapıyordum. Artık bir noktadan sonra sancağı devretmeniz gerekiyor. Belki de hikmet yönü budur, bilemiyoruz. Ama yarın öbür gün Cenab-ı Allah fırsat verirse bir şekilde ne olursa olsun yani hizmet eğitim kurumları içerisinde veya farklı bir şekilde gitmek isterim yani. Orada ölmek de isterim mümkünse. 2007 yılında bir eğitim kurumumuzun açılışını dönemin Cumhurbaşkanı yapmıştı. Daha sonra üstte terasta bir konuşma yapmıştık kokteyl esnasında. Böyle birkaç danışmanıyla beraber konuşurlarken yan taraftan bir arazi göstermişti. O arazi bize aitti, bizim kendimize ait. Aradan bir cadde geçiyordu. Göreceksiniz işte Türkler gelecek sene buraya da bir bina dikecekler demişlerdi. Tabii böyle olunca biz bunu bir emir telakki ettik. Daha sonra toplantılar yaptık hani nasıl yapabiliriz? Çünkü sponsor bulmak çok zor bir eğitim kurumu yapabilmek için. Türkiye biz zaman zaman gidiş geliş yaptığımız dönemlerde gittiğimiz insanlara hediye götürürdük Afrika'dan. Bulunduğum ülkenin de en kıymetli şeyi kelebekler idi. Yani ölmüş olan kelebeklerden sanat eserleri oluşturuyorlar. Bizler de onu şöyle bir şey yaptırdık. İşte Allah Celle Celaluhu'nun lafzını nakşettirdik. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini nakşettirdik. Veya mozaik bir takım şeyler yaptık.
Hani acaba bunlar işte gittiğimiz sevdiğimiz insanlar hediye ediyorduk. En son işte İstanbul'da öğrenci işleriyle ilgilenen bir arkadaşımız bana dedi ki abi dedi, bundan ederi bir şey değilse bir 15 tane daha gönderebilir misin? Gönderdi. Aradan bir müddet geçti abi bunu 50, 100, 150 oldu. Ne yapıyor diye merak ettim ben. Abi dedi biz bunları kermeslerde değerlendiriyoruz. Böyle öğrenci evlerine gelir sağlamaya çalışıyoruz demişti. Bu bana bir esin kaynağı oldu. Yani acaba biz böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Daha sonra hani Tolstoy'un bir kitabı var insan neyle yaşar diye. En son gidiyor gidiyor. En son diyor ki insan ümit ile yaşar. Bizler inanan insanlarız, ümit insanıyız. Dolayısıyla acaba biz kelebekten okul yapabilir miyiz diye düşündük. Türkiye'de birçok şehre, birçok ile gidip oralarda işte Asr-ı Saadet'ten başlayarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İstanbul'u işaretini bu işaretin hikmetleri ne acaba? Neden Anadolu'yu işaret ediyor? Veya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Afganistan'da dünyaya geliyor. Fakat görmüş olduğu bir rüyayla Anadolu'ya sevk ediliyor. Neden acaba? İşte Veysel Karani Hazretleri, Abdurrahman Gazi Hazretleri, işte dönemimizde Bediüzzaman Hazretleri'nin bu coğrafyaya nasip olmasının, Hoca Efendi'nin bu coğrafyaya nasip olmasının, Anadolu coğrafyasının kozmopolitik bir yapısının olması, enteresan bir karışım olması, Lazı, Kürdü, Türkü, Acemi, Arabı, yani yeryüzündeki adeta Cenab-ı Allah bütün toprakları almış Anadolu'ya derc etmiş. İlginç bir şekilde bütün psikolojileri de buraya yüklemiş. Acaba bunun bir hikmeti mi var? Cenab-ı Allah'ın buradan bir muradı mı var diye bir konferans düzenlemeye başladık. Tabii konferansın sonu çok ilginçtir. Onun son 10 dakikasında bir video yayınlıyorduk. Afrikalı bir dede 2077 senesinde hizmeti anlatıyor. Anadolu insanını anlatıyor. Hicreti anlatıyor. Kurban anlatıyor. 10 dakikalık bir video. Orada çocuk torun dedesine soruyor. Dedeciğim diyor sen onları çok mu seviyorsun? Evet diyor çok seviyorum. Peki onlar hayattalar mı diyor. Hayır evladım diyor onlar çoktan toprak oldular diyor. Ve oradan Hacı Kemal Erimez abinin kabrini gösteriyor filan bir video filan. Ama diyor bak diyor etrafına onlar olduk biz diyor. Aliler, Ayşeler, Ömerler, Ebubekirler, Osmanlar onlar olduk biz diyor. Müthiş duygu yüklü bir video. Ondan sonra biz işte bir kermes açıyoruz. Oradan o tablolar alındı ve koca bir bina 2009 yılında yine dönemin Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. O kelebek olayını anlattığım zaman ben şöyle derdim. Normalde kelebekler biliyorsunuz hani böyle kısa süreli yaşıyorlar. Yani 6 aya kadar yaşayanlar da var. Fakat ilginç bir hikayesini duymuştum ben. Hatta sızıntının ilk sayılarında var diye biliyorum. Yani Amerikalı bilim insanları bir araştırma yapıyorlar. Hani bu Florida'da meydana gelen kasırgaların kaynağını araştırmak istiyorlar. Tabii izleri takip ede de Amazon'a kadar geliyorlar. Daha sonra araştırmaların neticesinde bu fırtınaya sebep olan etkenlerden birisinin kelebekler olduğunu görüyorlar. Yani kelebekler yılın belli dönemlerinde çok yoğun bir şekilde işte kanat çırpışlarıyla o bir hava akımı oluşturuyorlar ve bu hava akımları yıkıcı hale geliyor. Şimdi ben anlatırken öyle diyordum. Bizim kelebeklerimiz rüzgara karşı kanat çırpıyorlar. Onlar yıkım için değil, yapım için varlar. Tabii savaş döneminde biz ilginç bir şekilde belki biraz ölçüsüz büyüdük. Üç tane kocaman binamız oldu ve savaş döneminde Cenab-ı Allah'ın hikmeti o binamız bizzat da sorduklarında hani sponsorunuz var mı diye sorduklarında evet var diyordum Birleşmiş Milletler. Bizim binamızı kiralamışlardı. Çünkü öğrencilerimiz ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Öğrenci sayımız bir anda düştü. İnsanlar ülkeyi terk ettiler savaş döneminde. O bina 2,5 yıl boyunca Birleşmiş Milletler tarafından kiralandı ve bize sponsorluk yapmış oldular. Ayakta kalmamızı sağladılar. İşte en son o Anadolu'nun neredeyse her tarafından gelmiş olan o kelebekler tekrar kanat çırptılar ve muavenete doğru gittiler. Öyle. O Çok bina satıldı. güzel. Abdullah Hocam Allah razı olsun. Ne Estağfurullah. selam söyle evdekilere de. Allah Aleyküm hayırlı vesile kılar. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin sizleri. selam. İnşallah daha sonra tekrar o güzel niyetlerinizle oralarda hizmet ettirsin. Amin. İnşallah. Amin inşallah. Her İnşallah. birimiz de o şekilde kazanma kuşağında kazanma yerlerinde bulundursun diyorum. Amin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Yani Afrika'da bulunmak özel bir lütuftur yani ben arkadaşlarımızla orada zaman zaman otururken öyle derdim. Yani düşünsenize derdim bizler eğitimci olarak belki normal sıradan milli eğitimde normal hayatını yaşayan insanlar olsaydık hadi Afrika'ya bir turistik seyahat yapalım desek imkansız. Çünkü sadece gidiş geliş bile 1000-1500 dolar civarında bir uçuşunuz. Bir de orada kaldığınızı düşünün.
Dolayısıyla buralarda bulunmak, böyle garip bir beldede, dünyada belki birçok insanın ismini bilmediği bir ülkede bulunmak bir şereftir, bir lütuftur diye düşünürdük. Hususen bu süreçle beraber hakikaten motivasyon kaynağımız çok güçlüydü. Dolayısıyla Cenab-ı Allah böyle belki bu şekilde bizim ses soluk olmamızı, anlatmamızı sağladı. Mesela biz Cumhurbaşkanlığı 2016'da Cumhurbaşkanlığı açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı bizi saraya kabul etti akşam. Giderken arkadaşlarla istişare yapıyorduk. Yani anlatsak mı anlatmasak mı süreci. Çünkü henüz 2016 Haziran, Temmuz hadisesi yaşanmış değil. Fakat çok şiddetli bir sıkıntılar vardı. Anlatsak mı anlatmasak mı? Oradan bir arkadaşımız şöyle bir şey kullandı. Bugüne kadar başımıza gelenler anlatmadığımızdan dolayı gelmedi mi? Anlatalım demişti. Ve bizler de yaklaşık 1,5 saat boyunca dönemin şu anki Cumhurbaşkanı'na sunum yaptık. Yani şeffafiyette, açıklıkla kim olduğumuzu, ne olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla oralarda sıkıntılar Ay güzel muhakkak olur. oldu ya. Yani niçin orada olduğunuzu biliyorsunuz, niçin orada yaşıyor olduğunuzu biliyorsunuz. Hatta bir arkadaşımın güzel bir şeyi vardı. Şimdi malumunuz Afrika'nın sıkıntılarından bir tanesi hastalıklarıdır. Tifo gibi, sıtma gibi hastalıklar. Mesela Tifo'da yaklaşık 10 gün boyunca ya hap alacaksınız ya da 10 gün boyunca iğne alacaksınız yani. Arkadaş şöyle iğne alınca bir esnaf abi görmüştü kendisini. Hocam dedi, 2-3 gündür görüyorum habire iğne alıyorsun. Bunlar çok ağır iğneler yani, bunlar senin ciğerlerini iflas ettirir dediğinde. Arkadaş demişti ki, abi dedi, size bir şey diyeceğim şaşıracaksınız ama bana yapılan bu iğneler benim nerede olduğumu bana hatırlattığı için bundan lezzet dahi alıyorum demişti. Yani böyle. Kenya'ya gitmiştik bir misafir grupla. Misafirlerimizden birisi oradaki okul müdürüne şunu dedi. Ya merak ediyorum dedi. Siz dedi bu siyahi arkadaşları birbirinden nasıl ayırıyorsunuz dedi. Müdür arkadaş güldü. Niye gülüyorsunuz dedi. Aynen dedi. Sizin bu düşüncenizi ben dedi buraya geldiğimde bizim siyahi öğretmenlerden birisine sordum. Siz birbirinizi nasıl ayırıyorsunuz? Bu sefer dedi o gülmeye başladı. Ben dedi ona sordum ne gülüyorsun? O da bana dedi ki biz de merak ediyorduk bu beyazlar birbirini nasıl ayırıyor acaba diye. Dolayısıyla bakış tarzına göre hadiseler değişiyor.